tekrar nereye geliyoruz? Kadın kimliği üzerinden her türlü algıyı yapıyoruz. Bir sonra ne yapacağız? Erkek. Dün bir mevzu oldu arkadaşlarla. Vallahi çocuk diyor ki, yani evlenmekten korkuyorum. Bir şey diyemedim çocuğa. Yani sevdiği de bir kız var. Kız da onu seviyor. Ya diyor cesaret edemiyorum diyor. Çünkü diyor 5 tane evlenen arkadaşım 4 tanesi boşandı ve hala karılarıyla uğraşıyorlar diyor. Şimdi iyi de bu erkeklerin hepsi mi problemli? Problemsiz kadın yok mu? Yani yıllardır kadınlar şeyi söyler. Kadının kadına yaptığı şiddeti. Evet ben de. Ben bu zamana kadar mesela kadınlardan çok zarar görmüşümdür. Yani kadınlar birbirini daha çok kıskanırlar. Ama yok, sanki bütün kadınlar sütten çıkmış ak kaşık, kadınlarda hiç problemli yok. Bütün problemli erkekler, arkadaşım bak böyle böyle aile kurumunu ortadan kaldıracaklar. Nasıl? A çocuk ya dün seviyor kızı, kız da onu seviyor fakat korkuyor evlenmeye. Gördüğü örneklerden, televizyonlardan, şundan bundan. E siz bir erkek kimliğini kadının karşısında bu kadar acizleştirirseniz, bir de eşitlik diyorlar. Pardon da neyin eşitliği? Kadınla erkeği eşitlemeye çalışırken siz tamamen erkeği pasifize eden kadının karşısında, bu sefer erkek çocuk sahibi olmak için evleniyordu. Şimdi zaten nikahsız çocuk sahibi olmak moda oldu. Bir de düğün yapıyorlar, nikah yok düğün var. Erkekler diyor ki iş değilse diyor ben ömür boyu çocuğuma bakarım diyor. Evlendiğin zaman diyor kurtulamıyorsun diyor, maddi manevi kurtulamıyorsun. Ama böyle olmaz ki. Bu bir dengeyi kurman süresiz lazım. Süresiz nafaka konusu da ciddi ya bir tabii, problem. Tabii yani süresiz diğer... nafaka zaten çok büyük bir zulüm ve haksızlık. Yani tarafların şartlarına göre, yani kızın 2 ay evli kal, 1 sene evli kal, ömür boyu nafaka. Bu erkeğin sonraki hayatı ne olacak? Sen aile düzeni diye bir şey bırakmazsın bu ülkede. Ve nitekim de zaten evlenmeler azaldı, boşanmalar fazlalaştı. Boşanan lanet olsun diyor. Niye? Adam bir daha bir hayat kuramıyor. Çocuk sahibi olsa o çocuğunun rızkını başkasına vermek zorunda kalıyor. Ya bu ülkede gördük ya, kadın mahkemenin nafaka davası açmış. Nişanlıyım, evlenemiyorum, aldığım nafaka yetmiyor diyor ilk eşinden. Ya böyle bir şey var. Ne nafaka davaları var? Tabii ki gerçekten. Onlarca dava var böyle. Gerçekten çok mağdur insanlar var kadın olarak. Ama inan çok mağdurların sesini duyuramıyoruz. Bu işin, tamam mı, gürültüsünü yapan ve kullanan tiplerin sesleri daha çok duyuluyor. O yüzden ben şunu söylüyorum. Yani kadın da bizim, erkek de bizim, aile de bizim. Ama siz aile kavramını artık ortadan kaldırıyorsunuz. Partnere dönüştürüyorlar. Yani bir evde yaşayan nikahsız birlikteliğe, nikahsız partnerler, onlardan olan çocuk. Bu da nedir? Bu ülkenin genetiğine ters bir şey. Heh. Bu ülkenin karakterine ters bir şey. Ha, eğer önünü alırsak aileyi kurtarırız. Ama bak, eğer bunun önü alınmazsa 5 sene sonra en muhafazakar aileler bile resmi nikah yapmadan, tamam mı, öyle partner olarak, tamam, yaşayacaklar. Evet. Çocuk sahibi olacak. Şimdi bu